ağaçların şu şekilde sararması şu mevsimde ben bayılıyorum. Buz gibi, oh mis gibi serin Antalya'mızdan selamlar. Tam benim havam. Şimdi mutfağımıza geçelim. Şu her zamanki, her günkü gibi. Ay şu ağacın da yaprakları güzel sararmış. Ilık limonlu suyumu yapayım. Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın Ayfer'cim sana da, Aysim ağacım sana da. Günaydın. Günlerimiz aydın olsun. Of. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun canlarım benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evime, gönlüme. Geçtiğimiz şeyde de, videoda da canlı yayında mı artık? Herhalde canlı yayında mıydı bilmiyorum vallahi, ya da videoların birinde. Arkadaş demiş, oh orada şey geziyorsunuz. Yarım kollu, kısa kollu. Vallahi hayatım, kısa kollu sabah akşam tabii ki serin oluyor da benim içi değil. Ben her zaman bunu söylemişimdir. Bana göre değil, bana göre daha soğuk yarım kollu giymek bir ay sonra. Belki 1,5 ay sonra. Ne yapayım, ben de öyleyim. Şimdi çok ısıtmayalım, hafif ılınsın. Limonatamızı alalım. Limonata oluyor artık bu da. İçine de şeker koyunca bak. İyi, bunu da üstünden öyle geçeceğim. İçindeki kırıntıları da ziyan olmasın. Bunu da kahve köşemizde içelim. Çekirdekler yapışınca ondan sonra zor gidiyor. Tamam, seni de hallettik. Haydin kahve köşemize. Hoş geldiniz kahve köşemize. Hep burayın adı kahve köşesi kaldı ama olsun canım. Limonata içilmiyor diye bir kural yok yani. Limonata da içilir. Bazı arkadaşlarım, Allah razı olsun. Ya bak arkadaşlar, bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Yani illaki burada da Melekciğim, Amerika'ya selam, öpüyorum Melekciğimi. Amerika'ya da selam olsun hayatım. Canlı yayınlarda unutuyorum hayatım. Ne yapayım ya? Yani fritözün içine aslında biraz mantıklı düşünsen aklına gelir. Arkadaşımızın biri demiş ki yağlı kağıt koysana. Ne kadar güzel. Her zaman çıkarıp yıkamazsın diye. Mantıklı, hiç fırın tepsisinin altına koyuyorsun da kadın onun altına koymak aklına gelmiyor mu? Ya bir an işte o an insanın aklına gelmiyor. Ne kadar mantıklı. Şey yap, fırın kağıdı koy. Tamam, olsun bitsin. Oy, oy. Çok teşekkür ediyorum bu arada verdiğiniz o tür bilgiler için de. Yani aklıma gelebilirdi, gelmez diye bir şey yok. Bir de şu ısınma şeyi, o fırın değil diyen arkadaşlar var. Hani önceden ısıtmayın diye. Vallahi onu bana tam hatırlayamayacağım ama bize verilen kitapçıkta yazıyor herhalde. Ona iyice bir bakayım. Önce biraz ısıtın diyor. Onun için ısıttık. Yoksa neden ısıtalım?
dibini yağlamanın anlamı yok. Her kafadan bir ses çıkıyor. İlk müküyle denedik ya. O dedi bana haznenin içinin altını yağla. Ben ilk kullanıyorum. Yani doğru aslında internettekidir yaz bir sürü. Ama bir sürü kullanma şeyleri çıkıyor. Evet doğru söylüyor arkadaş da bir tanesi. Hani yaz oradan bak diye. Hayatım bir kişi hep aynı teknikte aynı şekilde kullanmıyor bunu. Bir açıyorsun o farklı kullanıyor, o farklı kullanıyor. Onun için kendi kafana göre takılacaksın, yürüyeceksin. Yalan mı? Ben musakkayı farklı yaparım, musakka diye bir yaz, sen farklı yaparsın. Evet, gösteriyor, katılıyorum. Ama benim dediğim de mantıklı değil mi? O an işte ilk kullanacağız diyor, o dibini yağla dedi, dibini yağladık. Yavaş yavaş. Olmadı işte kızdırmayın, o da mantıklı, başta ısıtmayın, hani o fırın değil gibisinde, o da mantıklı geldi. Öğreneceğiz bir senden, bir benden, bir ondan, bir ötekinden, bir berisinden. Yazda baksana, aklıma o da geliyor, yazıyorsun bakıyorsun bir tane değil, 5-6 tane, 10 tane çıkıyor, ona bakıyorsun o farklı kullanıyor, ona bakıyorsun o farklı kullanıyor, hangisi doğru? Ama kitapçıkta yazıyordu o, ısıtın diye. Bak okuyacağım ben onu size göstereceğim. Koymadan malzemeyi ısıtın diye kitapçıktan. Kitapçı da bize aşkım verdi sağ olsun evladım. Abla işte al bak bunlara bunlara diye. Ama neyse öyle veya böyle. Ben memnun muyum? Memnunum. Hakikaten de çok memnunum. Tavsiye ediyorum ben de. Aslında hiç başta yazık kız benim kullandığım kadar mülkü kullanama diye onu. Aldı da bana al, al, al diye diye o kullanamıyor. Bir de şimdi işe girdi. Ama benim için çok iyi. Hakikaten sırf kendime mesela patates tavada justudu justudu dediğiniz gibi. Just just şeyde diskoda gibi dans eder gibi. O şekilde zor. Mesela biberi severim. Hemen kahvaltıda yemeğin yanında iki tane olsa bana iyi. At onun içine. Güzel, mantıklı. Hele bir arkadaşın dediği gibi yağlı kağıt koy onun tabağına alasıya kadar. Hiç hazneyi çıkarıp da şey yapma. Ay temizlemesi aklıma geldi. Ben dedim ya kaştır kullandım da şöyle kuru peçeteyle hafif şey yaptım hiçbir şey yoktu diye. Sağ ol canım benim adını da unuttum şu an ama. Ayferciğimizi diyelim. Ters çevir dedi. Hani tepe takla getir. Tabii o restans alta gelecek. Hafif öyle dedi temizle. Yıllardan beri kullanıyorum. Çok dedi memnunum diyor arkadaş. Vallahi ocak silmekten, ocak şey yapmaktan gına gelmişti diyor. Herhalde onda, o da kalabalık bir aile değilse. Ya da kalabalık bile olsanız yok. 2-3 kere patates kızart. Zaten bir de kısa sürede dakikası var. Kızartıyor, pişiriyor. Kız tepe takla gelince şey beyni akmasın ayferimizi. Sonra vallahi benim şey kahve makinesi gibi başlar kafası atar. Beyinde bir hasar oluşur eğer tepesindeyse. Tepe takla getireceğiz ya beyni. O da başlar benimle kavga etmeye, başlar ondan sonra canı isteyince pişirip canı istemeyince pişirmemeye. Aklıma o geldi, kendi kendime güldüm. Ama yıllardan beri kullanıp da aynı şekilde temizliğini yapıyorsan demek ki var bir bildiğin hayatım. Ne yapalım? Yavaş yavaş kalkayım bakayım ben. Mutfakta biraz ama saatte gene 9:30 olmuş ha. Feyzacığımız uyuyor. Yavaş yavaş kalkayım. Mutfakta birazcık bir hazırlık var. Feyza kalkınca ne yapacağız diye. Uyusun biraz daha. Feyza'yı bekleyemeyeceğim. O geç kalkacak.
sabaha karşı yaptı o. Biliyorsunuz yok çok yoğun tempoda. Ben de kahvaltıyı erken yapmıyorum, geç yapıyorum dediyse yani içinde olmayacak. Onun için dedim ben kahvaltımı yapayım. O kalktığı zaman. Arkadaşlar dedi ya tabanına şey koy diye. Mantıklı geldi. Adını söyle alasıya kadar onun kabını. Bu şekilde hemen kendime iki tane patates camlarım. İçine yumurtalı yapayım diyordum ama. Arada açıp tabii ki onu karıştırmak gerekiyor. Yumurtalı patatese de bayılırım. Hemen şöyle. Oturalım karşılıklı yiyelim. Kızdırmayacağım bu sefer. Feyza kalksın bakayım. Fazla da kıpraşmak istemiyorum. Karnımı doyurdu herhalde. Hemen dediğim gibi öğleni geçerim. İkindiye doğru kalkar. Dershaneye gittiği için ona evden hamur işi falan öte biri ne istiyorsa yiyebileceği mesbut. Hayır anne mesbut hani dışarıda çok pahalı. Hamburger ekmeği alırım. Hamburger yapıp götürür yanında. Börek yaparız. Börek götürür. Bugün ben hazırladım. İçinim içinim yapacağız da. O kalksın fazla tangırdan yiyeyim artık. Akşam üstüne doğru. Karnını bir doyursun. Bakalım yumurtalı patatesi nasıl yapacağız? Hiç öteyi yağlamaya gerek yok dedi arkadaş. Aynen şöyle yağını koyduk. Yağsız yemekler için bu yağsız. Tüm sebzeler için. Ben de bayılırım. Fokur fokur yağlı yemeği. Neyse bu iyi iyi. Vallahi şu baharat karışımlarına bayıldım ben. Şöyle yakından göstereyim yeni arkadaşlar için. İnternetten aldı. İstedim ben bunu aldırdım. Ebru'ya. Soran olmuştu çünkü geçen yine. Şimdi bunun içine şey koysak. Tuzumuzu da koyalım. Yumurtayı da kıracağız mecburen. Tuz az geldi ama akmıyor zaten. Onu ben açarım. Bir bekleyebilir miyim diye düşündüm. Feyza'yı. Baktım. Sesler geliyor. Beni de düşün beni de diye. Beni de gör beni de diye. Dedim o sabaha karşı yattı. Fayze sen karnını doyur. Evet dediğiniz gibi içine yağlı kağıdımı da koydum. Bismillah. Hepini sık sık arada karıştıracağız tabii ki. Olması gereken o. Ben sana bir şey demedim ki daha kekte kalmış bu. Hah durdurduk. Dur. Tık diye herhalde elim dokundu. Kız dursana. Of diye durmadım.
patatese geleceğiz hayatım. Sen ne ediyorsun öyle? Patates bu. Kız karşıdan daha dokunmadan hissediyor. Bunun da algıları yüksek. Dur da şöyle değmedim, şöyle yaptım. Neyse arada karıştıracağız onu. Ben şuraları bir toparlayayım da. 20 dakika sonra buluşuruz. 20 dakika dedi Ayfer. O ne derse o. Az kaldı arkadaşlar, az. Sesi çok mu geliyor size bilmiyorum ama sanki çok gibi, değil mi? Yapacak bir şey yok hayatım. Şimdi patates yumurta olduğu için ne yapıyorum? Bir dilim ekmek yeter. Ayferimizi kapattığım zaman hemen de bunu mikrodalgada eriteceğim arkadaşlar. Dalgaya bunu. Ama ne oldu sana? Kaydırmışım ben alt tabanına. Tamam. İki tane çeri domatesi. Ses çok mu geliyor? Sanki bana da öyle gibi geldi. Çok geliyor gibi. Kendime sabah sabah bir ziyafet çekeyim. Zeytin koysam mı koymasam mı muallaktayım. Koyalım mı koymayalım mı kız? Oo. Şöyle iki tane çok. Devam. Sen devam. Koymayacağım zeytinle. Şimdi patatesin yanında şey yapmadım. Size öyle aldım. Buradan da biraz şey çıkıyor ama bunun dibinde bilmiyorum, belki oraya da geliyordur sesi. Kaç dakikası kalmış? 6 dakika sonra buluşuyoruz. Tabaklar çiftlendi, Feyza yetişti kahvaltıya. Ben daha geç kalkar diyordum ama ben hazırlığı yapasaya kadar kalktı. Gürültü de yapmadım ama yoksa benim gürültüme mi kalktın kız? Gürültü de yapmadım ama bunlara bir şey yapacak mı? Hangi biri? Onları hazırlık, yemekten sonra yapacağız. Onlar da sana hazırlık. Mikrodalgada tereyağı koydum üstüne, şey yaptım. Onları çıkar kızım, ekmekleri koy masaya. Sen yeşil zeytini seviyorsun, sana çıkarayım. Ben sevmiyorum. Ne yapıyorsun? Tamam, masaya koy anneanne. Hazırlıyorum işte şimdi. O
daha uykusunu açamadı da. Yok, onu getir dolaba koyuvereyim ben. Rex. Yetiştin gene, hadi. Ben seni bugün gitmeyecek sanıyordum da. Ondan dedim. Yumurtalı patates yaptım da. Allah, la ilahe illallah. Tamam. Şu senin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyurun, afiyet olsun arkadaşlar. Sen kalktın diye fazla tereyağı aldım. Ekmeği kendime bir dilim yaptım. Hakikaten ne getir kızım şu tuzu ya. Tuzluk akıtmıyor. Feyza da 2-3 tür döküyor. O benden istiyor, ben ondan. Ya da tuzlarım tatları, tuzları yok. Yok, döküyor. Etkili değil, etkili. Aç gelecek. Gözünü doldu. Anneanne süper kollu, torun uzun kollu. Sen hala üşüyorsan yatarken battaniyeyle yorgan üstüne çıkarabilirim. Üşümüyorum. Tamam mı? O yorganla örtülüyor, ben daha şey, piker. Seni benim gözümde aldım. Canlarım benim, patateslerimi ben haşlamıştım. Hemen rendeleyelim. Biliyorsunuz hani sütüm ekşimişti ya. Nükühle onu yapmıştık. Patatesle onu karıştıracağım. Çok güzel, harika bir tadı oluyor. Maydanoz koyacaktım. Maydanozum var da Feyza şimdi dershaneye giderken yanında götüreceği için dedim maydanoz koyma anneanne dedi. İyi, tamam dedim ben de. Maydanoz koymayız dedim. Aslında o severdi ama şeyin içinde sevmiyor herhalde. Salataya falan ben salataya falan hep koyardım. Belki de börek içinde.
Ben nasıl hamur işinde peynir, börek yiyemem mesela. Şimdi hemen saralım. Dediğim gibi ben ona hamburger ekmeği, sandviç ekmeği arasına böyle bir şeyler koyar, götürür. Çok mu oldu bu dakika? Dur, hepsini karıştırmayayım, bir de çok olur, azar azar. Yarı yarı karıştıracağım. Çok olacak. Patates, evet. Onu da çıkarmış bulundum. Geriye girmez. Şöyle bir ayıralım da. Yufkam da 1 kilo ya. Karabiber koyayım mı kızım? Olur. Tuzu da az bunun. Sen bana var ya, şu tuzdan, büyük tuzluktan şuna tuz at. Onun kapağını açamayacağım. Tuzu hep temiz. Tuzların da tadı tuzu yok ha. Yeter anneanneciğim. Sen bana şu 3 tane yumurtanın sarısını, 2 tanesini ayır. 3 tanesini de şunun içine koy kızım. Ah, ah, iyi yaşa hepsi senin. Ah. Akını buna, sarısını ona. Bakalım mı? Hı hı. Aynen, sarısını da onun içine, üstüne süreceğiz ya. Tamam. Oraya 2 tane ayırsan yeter. 3.'yü komple bunun içine kır. Çok az, biraz da yağ koyana şey yap. Tuzuna bakayım. Çırpıver. Oy, ikisi karışım güzel oldu peynirle. Ben zaten peynir içinde eridim, çok güzel oldu. Bir bak tuzuna, bir bak bakayım sen bir de. İşte lor çok güzel o. Onunla pek şeyi karıştırdım. Karıştırınca patatesle güzel oluyor. Güzel mi? İyi, hadi bakalım. Oh, hoşuna gitti. Tamam, senin hoşuna gitsin de gerisi önemli değil. Nasıl olsa sen götüreceksin. Öteki ya. O şey duruyor orada. Göstermedi. Hayır, onu ben yıkacağım da ondan. Ne kadar koyayım ben? Bakayım anne. Yeter. Fırınımızı bir aç bakalım. Ben mi? He. Şu renkleri hangisi? Alt üst, sen daha iyi anlarsın. Ben açtım yaptım da. Bu alt üst. Şu mu? Hı. Ama su buhar damlası diyor o. Hayır, alt üst diyor. Ha, al 200'e.
Şu alt üst gel bakayım, bu ne? Bu da alt üst gösteriyor, ekmek pişirme. Bu fanlı. Bu sadece alt fanlı. Bu sadece üst fansız. Şu üstte? Evet. Şu alt? O da üst ama alt. Daha şey. Yani o senin dediğin. Fansız mı çalıştıralım? Alt üst dedim, ben de fansız. Hadi fansız, hadi. Kendisine gelemedi daha. Neyse, başka alayım ben. Al onu masanın üstüne. Kendisine gelemedi ya, çocuğum onu alacak. Masanın üstü şeye. Tepsi alayım mı? Tepsi vereceğim. Evet, al oradan bir tane yuvarlığa mı alacaksın? Bunu niye aldım ki buraya ben? Rıza, beni de sapıttır. Şundan azıcık ısıtacağız. Ha, aslında o fırçayla sana vereyim ben. Kendim elimle yapıyorum da. Kepçeyle böyle şundan yaydırırsın. Neyle koyacağız içine? İşte kepçe. Ha, ben elimle koyacağım. Sen kaşık alacaksın da. Kendine. Patates olunca ben kaşıkla yaydıramıyorum. Kızım karnın ağrır ya. Sevimle sılalarını eve yatıyorduk. Onların nesli böyle börekmelik bir şeyler yapıyordu. Ya bu dolaplarında hep yufka oluyordu niyeyse. Bu kadar yeter mi? Bak şöyle çok değil ya. Şöyle bak aç. Ama önce sütünü yaydırmadın altına. Evet, dur onu da koyayım. Unuttum. Aynen. Bir şey diyordum. İşte dolaplarında hep yufka oluyordu. Biz de Sevimle çiğ yufka yiyordum. Sıla da kızıyordu. Ben de diyordum bak pişmiş işte, ben yemek izleri var diyordum. Kızıyordu o da diyor, salak mısın? Karın ağrıdır. Gerçi bu tam çiğ değil. Evet. Sacın üstünde az biraz. Bak bir sos yiyeyim ha. İyi ha. Tamam iyi kızım. Kol vereyi yapacaktım bugün. Ben aklıma sonradan geldi. Şey, sen yanında götüreceksin ya, şöyle daha iyi derli toplu. Gül bereği. Kol bereğini mecbur kesiyorsun. Böyle yapıyorum. Ama çok yaptın onu sen. Aslında sen bereği güzel yaparsın. Gül olarak, kıvıramazsın gül bereği olarak. Sigara böreği. Sadece oldu. Uçlarından yap. Bu sigara böreği oldu. Olsun, tamam, hiç fark etmez. Ha? Öyle de olabilir. Böyle mi yapsak? Böyle tamam. Yapalım bence. Tamam, bir tanesi öyle oldu. Tamam, senin dediğin olsun. Sen götüreceksin, tamam. Diz oraya. Tamam, bir öyle yapalım. O zaman çok ince mi olur? İki iki mi saralım? Yufkayı. Olur, fark etmez. Tek mi saralım? Çünkü pişer, yufka ince zaten. O zaman biraz daha fazla mı iç koyalım? Aynen. Tabii, nasıl yiyeceksen ona göre koy. Yeme evet. Şunları, hasta olacaksın. Şey, karnın olacak. Porsiyonuna göre işte. O zaman iki yufkada karar kıldık, değil mi? Evet. Tamam. Böyle karar değiştire değiştire bütün yufkalar farklı, şeyler farklı olacak. Daha iyi, değişik olur. Yufka arasına sos koyayım mı? Aa, koyma. Çok şey olmasın. Hadi al. Aynen, evet, tamam. Böyle 4-5 tane, kaç tane yiyeceksen. Ah, böyle daha iyi oldu, bak. İkili. Öteki hepten ince. Kız fırından hiç ses çıkmıyor ya. Kendi fırını sanmıyorum, ben hiçbir çalıştırmadım ki. Vallahi kendi fırınım da ben de... Bir kere börek yaptım. İyi, güzeldi. Maşallah da diğer fırın gibi olmaz.
Maşallah maşallah, nazar değmesin. Aynen ses. Dürüm gibi yaptın onu Feyza. Kız bunu boyunda yapsana. Elimi ayarlayamıyorum. Elini ayar çekemedi çocuğum. Ama sonra temizlik oluyor zaten. Olacak o kadar. Takılma oralara. Daha hızlı biter. Ne? Böyle daha hızlı biter. Evet. Ya bitmesinden ziyade nasıl? İyi öyle de güzel oldu. Boyutunu kısa tut. Ne yapıyor arkadaşların? Onlar da çalışıyor mu derslerine? Çalışıyorlar. Oy. Bir tane mi kaldı sende? Evet. Sen gel bakalım şuraya kenarıya. Bu şekilde de biraz zor mu aldıracağız diyeceğim. Şöyle. Olur olur, bal gibi olur, oldu. Hem de çok güzel oldu. Böreklerimizi sardık arkadaşlar. Üstüne badana cila çek bakalım iyice. Buna da mı süt koydun? Çok az bir şey kaldıydı, ilave ettim. Aa, benim çörek atım vardı kız. Kalmamış mı ne? Susamlı çörek otu vardı. Herhalde kalmamış. Var da az var. Tane tane atayım var üstüne. Şunu da makineye atayım. İkinci katı geçiyor. Senin badana boyan biraz zayıf. Aslında resmin kuvvetli ama okulda bir denk gelemedim. İçlerine resim yapıyorlardı. Bir denk gelemedim ben. Gelenhane, gelenhaneleri bir hocaları da izin vermiş herhalde. Sesin öyle çıkmasın. Yüksek çıksın. Tamam derken bile geç yaptı ondan. Geç yaptı da ondan çocuğum. Bak onun kuyruğunda da var. Öyle kuyruk muyruk bırakma. Vallahi bu da üstüne şey göstermelik gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Aslında alınacak birkaç şeyim var öyle ufak tefek. Tamam. Ateşleme, ateşleme. Tamam, tamam, tamam. Dur. Durdum. Çok durma. Çok durmayayım. Koyuyor mu? Koy onun içine. Şimdi ben makine çalıştıracağım zaten biraz. Koy fırına hadi bakalım. Kurutla elini ben elmiştim yüzeye. Bismillahirrahmanirrahim. Ortaya koy işte. Alışamadı yeni fırına. Evet canlarım. Böreğimizi bir çıkaralım. Bak bunda yoğurt ya mayalama şeyi de var. Feyza. Teyzem de çok yoğurt umurunda da. Sanki şey, gece benimle yattı bu kız. Ayrı da yattı. Üf, böreğe gel böreğe. Acaba Feyza'nın yeri değdiği için mi? İşte arkadaşlar budur.
Kapat kızım fırını. Önemli olan altıydı. Anneannem yani evin yanar. Evet, altı da harika. Yarın böyle orada yapalım. Ve işte kaç tane götüreceksen giderken kızım o kadar çıkarırsın. Duyuyor musun? Akşamdan çıkarırsın, sabah götürürsün. Evet canlarım benim. Bizim bugünkü işimiz bitmiştir. Şunlar bak yapışmış birbirine. Ayıralım da çabuk soğusun. Hangisi benim yaptığım en küçük? Şuydu. Hayır şu. Şu da benim bülbere olarak sardığım. Sonradan katladık da koyduğum almadı çünkü içi. Aslında gülverenle uğraşmaya gerek yok dediğin gibi. Bunu aslında kare biçiminde de yapabilirsin. Mifra yamurları var ya. Aynen öyle kare katlayacağım. Oh. Feyza elinde bak ucu da sivri. Görüyor musun ucunu? Deler geçer. Heh, deler geçerim bak. Evet ne yapalım yemeyeceğim ben. Akşam oturdum iki tane yedim. Çok hayret. Güzel. İki tane şey yedim. Mandalina yedim. Ben seçtim. Bana değişik geldi. Mandalinalar karışık. Ver bakayım bir tane. Evet, bu güzelmiş. Ama benim ilk yediğim farklıydı, öteki de farklıydı. Biri güzel tamam. Biri güzeldi, biri değildi. Evet, karışık bahçede. Nasıl aynı olabilir? Hayır canım, aynı ağaçtan da olduğu zaman önemli değil küçük şey olması. Değişik ağaçlardan. Hı. Onu diyorum ben. Evet canlarım benim bugün bizim... çok kilo verdin, çok. Tartıldın mı hiç? Hı. Pili takayım da tartıl bir ara. Görünce moralim bozuluyor. Manyak vermişsin diyorum. Ama yine fena varsan yap. Ne yapalım bugünlük işimiz bitti bizim. Böreğimizi yaptık, kahvaltımızı yaptık. Oturduk kahve içtik ama biz ikimiz içtik. Sizlerle beraber değil canlarım benim. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek istediğiniz bir niye gülüyorsun? Yemeyeceğim. Kalkıp alıp bak oturduğun yerde al soy ye de kızım. Öyle. Tadı olmuyor. Ha böyle geliş gidiş mutfakta tadı oluyor. Şuna bakalım dedik. Bak mandalina yiyesi tuttu. Onu da birazdan geliş gidiş. Bir daha geldim ondan yiyelim. İyi ye. Öyle ye sen. Canın nasıl istiyorsa öyle ye. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın. Ver.